Arkadaşlar merhaba. Makine mühendisliğine giriş dersine başlıyoruz. Makine mühendisliğine giriş dersimizin son konusu basınç ve kaldırma kuvveti. Bu konuda size kısa bir ders vereceğim ve önemli noktaları bu ders kapsamında ele alacağız. Basınç kavramıyla başlayalım. Basınç kavramı akışkanlar için geçerlidir. Katılarda gerilme kuvveti olarak ele alınıyor ama akışkanlarda basınç olarak ele alınacak. Onun için önce akışkanın ağırlığını bir göz önüne alalım. Bildiğiniz gibi ağırlık kütle çarpı yer çekimi ivmesine eşit. Newton biriminde ağırlığı değerlendiriyoruz. Kütle yerine de yoğunluk çarpı hacmi yazabiliyoruz. Yoğunluk kilogram bölü metreküp, hacim metreküp, yer çekimi ivmesi metre bölü saniye kare ise Newton biriminde ağırlığı veya akışkanın ağırlığını hesaplayabiliriz. Geçmişte de bahsettik. Yoğunluğu göz önüne aldığımızda arkadaşlar sıvılar için sıcaklığa göre tablolardan okunuyordu. Bilinen sıvılar için örneğin su için, soğutucu akışkanlar için biz yoğunluğu ilgili tablolardan alıyorduk. Gazlar için ise ρ'yu P bölü RT eşitliğinden elde ediyorduk. P Pascal biriminde, R gaz sabiti olmak üzere J bölü kilogram Kelvin biriminde ve T de sıcaklık olmak üzere Kelvin biriminde ele alınıp ve biz gazlar için yoğunluğu kilogram bölü metreküp biriminde hesaplıyorduk. Bu çerçevede akışkanın ağırlığını biz ρ ve G'den hesaplıyorsak yoğunluğu da tablolardan veya gazlar için ρ eşittir P bölü RT eşitliğinden hesaplayacağız. Şimdi dik bir kap içindeki bir akışkan hacmini ele alalım. Bu akışkan H yüksekliğine sahip olsun ve bu akışkan arkadaşlar veya bir sıvı malzeme olsun. Bu sıvı malzemenin üzerine bir kuvvet veya basınç uygulanacak ve bu malzemenin altında yine bir kuvvet veya basınç olacak. H yüksekliğindeki bu sıvı malzemenin altında F1 kuvveti olsun. F1 kuvvetini biz P1 çarpı A ile gösterelim. Yani P1 basıncı çarpı A yüzey alanı olmak üzere. Bildiğiniz gibi basınç çarpı alan kuvvete eşit. Newton bölü metrekare çarpı metrekare eşittir Newton. Bu akışkan parçacığının üzerinde ise F0 kuvveti olsun. F0 kuvveti ise P0 çarpı A'ya eşit olsun. Buradaki P0'ı atmosfer basıncı olarak da alabiliriz veya farklı bir basınç da olabilir. Newton bölü metrekare biriminde P0'ı alırsak Pascal birimidir bu. Bunu metrekare ile çarparsak Newton birimine eşit olacak. Ve bu akışkanın belli bir ağırlığı olsun. Ağırlığı da biraz önce konuştuk. Rho çarpı V çarpı G olarak gösterebiliriz. Buradaki V hacimdi. Bu akışkan parçacığın hacmi ise nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani Rho çarpı A çarpı H çarpı G Newton biriminde bize yine ağırlığı verecek. Akışkan parçacığındaki kuvvetler kaç tane? Gördüğünüz gibi 3 tane. F0 var, F1 var ve bir de ağırlık var. Y yönündeki kuvvetlerin toplamı 0 ise denge durumunda ne yazabiliriz? Yönlere bakarsak F1 eksi F0 eksi ağırlık eşittir 0 olarak yazabiliriz. F1'i açarsak P1 çarpı A, F0 eksi F0 A, ağırlık da eksi rho A, H, G ise bunların hepsinin toplamı 0'a eşit oluyor. Buradan P1'i tek başına bırakırsak A'lar birbirini götürüyor. P0 artı Rho G H olarak bir sonuç elde ediyoruz. Arkadaşlar bu akışkan parçacığının altındaki basınç P1 ise bu üstteki basınç artı Rho G H'ye eşit olarak çıkıyor. Şimdi bakın basınç yüzeyleri her zaman dik etki eder. Gördüğünüz gibi burada yüzeyleri dik olarak basınçları ele aldık. İster alttan ister üstten olsun. A yüzeyine basınçlar dik olarak etki edecek ve H derinliğindeki basınç P1 basıncı bu ikisinin toplamına eşit olacak. Bak buradaki derinliğindeki basınç önemli yani dikey
yüksekliği ele alıyoruz. Buradaki H 90 derecelik bir açıya sahip ve dikey yükseklik. Bu çok önemli. Her zaman dikey yükseklik alınacak. P0 atmosfer basıncı olabilir dedik. Atmosfer basıncı artı rho G H'ye eşit. Bak yoğunluk akışkanın yoğunluğu, sıvının yoğunluğu, G yer çekimi ivmesi, H de dikey yükseklik. Bu üçünün çarpımını arkadaşlar akışkanlar mekaniğinde etkin basınç veya gösterge basıncı deniyor. Akışkanlar mekaniğinde bunun ayrıntısını göreceksiniz. Ama etkin veya gösterge basıncı rho G H'dir ve bu şekilde P1 basıncını hesaplamak üzere elde edilir. Basınç neydi? Kuvvet bölü alan. Tamam. Ona göre kuvveti göz önüne alarak veya basınçları göz önüne alarak biz yukarıdaki sonuca eriştik. Basınç derinlik yani dikey yükseklik ve akışkanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Gördüğünüz gibi H dikey yükseklik, rho da akışkanın yoğunluğu. G de sabit bir sayı. Sonuç olarak P1 bu üçüyle orantılı. Basınç için söyleyeceklerimiz bu kadar. Biraz sonra örnek yapacağız. Önce biraz kaldırma kuvvetinden de bahsedelim. Arkadaşlar kaldırma kuvvetini FB ile göstereceğiz. Newton biriminde bir kuvvet bu. Kaldırma kuvvetinin gösterimi FB olsun. Bunun için bir denizaltı örneğini ele alalım. Burası deniz veya herhangi bir sıvı ve denizaltı belli bir derinlikte, H1 derinliğinde yüzüyor olsun. Bu denizaltının üstüne bu sıvı bir kuvvet veya basınç uygular. Biz kuvvet olarak alırsak yüzeye dik olarak F1 kuvvetini uygular. Denizaltının altına da F2 kuvvetini uygular, o da yüzeye dik olarak. Şuradaki yüzey alanları da A olsun ve denizaltının yüksekliği de küçük A kadar olsun. Bu çerçevede F1 ve F2 kuvvetlerine bakalım. Biraz önce çalıştık. F1 kuvveti rho çarpı G çarpı H1 çarpı A olsun. F2 kuvveti rho sıvı çarpı G çarpı H1 artı A kadar aşağıda olduğu için buraya bu toplamı alıyoruz. Çarpı A olsun. Bak burası basınç. Burası alan. Basınç çarpı alan. Yani burası etkin basınç. Biraz önce konuştuk. Çarpı alan. Kuvveti verir. İki tarafı da atmosfer basıncı da etki ettiği için onları birbirini götürdü. Ters yönde olduğu için elimizde sadece F1 ve F2 için bunlar kaldı. F2'den F1'i çıkaralım. Aşağıdaki kuvvetle yukarıdaki kuvvetin arasındaki farka bakalım. F2 neydi arkadaşlar? Şu. Şu eşitliği açarsak, yani H1 ve A cinsinden yazarsak, rho sıvı G H1A artı rho sıvı G küçük A büyük A. Tamam. Eksi F1 rho sıvı G H1A. Tamam. Şu ikisi aynı. Bunlar birbirini götürür. Elimizde rho sıvı G küçük A çarpı büyük A kaldı. Buraya bakarsak büyük A yüzey alanı, küçük A ise şu yükseklik, yani yüzey alanı çarpı yükseklik bize hacmi verir. Denizaltının yaklaşık hacmi küçük A çarpı A. O zaman F2 eksi F1'i biz rho sıvı çarpı G çarpı V katının hacmi, yani denizaltının hacmi cinsinden yazabiliriz. Bu sonuç bizi kaldırma kuvvetine götürüyor. Kaldırma kuvveti sıvının yoğunluğuyla yer çekimi ivmesiyle ve batan kısmın, yani katı malzeme için batan kısmın hacmiyle orantılı. Burada denizaltı tamamen suyun içindeyse tabii ki ve batan kısım tamamen denizaltının hacmi oluyor. Ama su yüzeyinde yüzüyorsa sadece batan kısmın hacmini dikkate alarak kaldırma kuvvetini hesaplıyoruz. Buraya özellikle batan kısmın hacmini yazdık. Hem basınç hem kaldırma kuvveti bilgiler arkadaşlar. Bu kadar. Bu ders kapsamında ikisini iyi bilmeniz gerekiyor. Yani bu eşitliği iyi bileceksiniz. Kaldırma kuvveti olarak ve basınçlar çerçevesinde etkin basıncı veya H derinliğindeki basıncın eşitliğini iyi bileceksiniz. Burası etkin basınç artı atmosfer basıncı da dikkate alıyorsak ikisinin toplamı H derinliğindeki basıncı bize verecek ve basınç her yüzeye dik olarak etki edecek. Bu ders kapsamında bu bilgileri bilmeniz yeterli. Gelelim örneklere. Arkadaşlar ilk örneğimiz kaldırma kuvvetiyle ilgili olsun ve Jaws filmini göz önüne alarak bir örnek yapalım.
Jaws filmini hatırlarsanız orada bir köpek balığıyla bir kaptanın mücadelesi vardı. Kaptan Quint botuna saldıran köpek balığını zıpkınlar ile vurmayı başarıyordu filmde. Her bir zıpkın bir kabloyla su geçirmez boş bir varile bağlı olsun. Arkadaşlar burası köpek balığı. Ona bir zıpkın saplanmış ve zıpkın bir kabloyla bir varile bağlı olsun. Denizin içinden bahsedelim. Kaptanın amacı varilleri deniz suyu yüzeyinde yüzdürerek köpek balığını yormaktır. Varilin su içerisine tamamen daldırılabilmesi için köpek balığını yenmesi gereken kuvvet ne kadardır? Varilin su içerisine tamamen daldırılabilmesi için. Yani şu şekilde de gördüğünüz gibi varil tamamen suyun denizin içinde. Daldırılabilmesi için köpek balığını yenmesi gereken kuvvet ne kadardır ona bakalım. Arkadaşlar varilin hacmi 210 litre olsun. Varilin ağırlığı 155 Newton olsun. Bu bilgiler, varil bilgileri tabii ki belli olacak. Hacmi ve ağırlığı belli olsun. Ona göre analizimizi yapalım. Varil üzerine etken kuvvetlere bakalım. Bir kere varilin bir ağırlığı var. Yer çekim ivmesi yönünde etkileyecek. Varile bir kaldırma kuvveti etki edecek. Deniz tarafından etki uygulanacak. O kaldırma kuvvetinin yönü bu şekilde. Ve varil bir kabloyla köpek balığına bağlı ise kablodaki çekme kuvveti de T olacak. Yani varili etki eden kuvvetleri zaten geçmişte de sizlerle kuvvetleri çalıştık. Yönlerini dikkate alarak bu şekilde gösterebiliriz. Basitçe gösterimiz bu. Okların yönünü dikkate alarak soruyu çözeceğiz. O zaman kullanacağımız eşitlikler için de varilin hacmi bize lazım olacak. Varilin hacmi 210 litreydi. Bunu 10 üzeri eksi 3 metreküp bölü litre ile çarparsak 0,21 metreküplük elimizde bir varil var. Kaldırma kuvveti neydi? Rho sıvı G çarpı V batan kısım. Soruda diyor ki varil tamamen bassın. Suyun içinde olsun. O zaman rho sıvı ne? Burada deniz suyu. Deniz suyunun yoğunluğunu tablodan alacağız. O da yaklaşık 1026 kilogram bölü metreküp. Bu kısım tabloda. 9,81 metre bölü saniye kare yer çekimi ivmesini alacağız. Batan kısmın hacmini 0,21 metreküp olarak bulduk. SI birim sisteminde birimleri hallettik. Bu üçünün çarpımından 2113,7 Newton'luk bir kaldırma kuvveti elde ettik. Bakın, şekildeki kaldırma kuvveti ne sayısal değerini elde ettik. Bize T soruluyor. T. Kablodaki çekme kuvveti. Ağırlığı da halledelim. Ağırlık zaten verilmişti. Kuvvet dengesinden sonucu elde edelim. Kuvvet dengesine FB eksi T eksi V eşittir 0. Kuvvet dengesi bu. FB'yi şimdi hallettik. 2113,7 Newton. T bizden soruluyor. 155 Newton verilmiş ağırlık. Yani kütle verilseydi biz onu M çarpı G'den ağırlığı hesaplayacaktık. Ama burada direkt olarak 155 Newton olarak verilmiş. T'yi bulduk. 1958,7 Newton. Köpek balığının hissettiği kuvvet bu. Bu kuvveti yenmesi gerekiyor. Sonuç T olarak bu arkadaşlar. Ama bir bilgi var. Kaldırma kuvveti eşittir ağırlık olsaydı T'deki kuvvet sıfır olacaktı. Köpek balığı biraz daha rahat edecekti. Suyun içine girdiği an T kuvveti büyüyor. Tamam, bu soruyu bu şekilde halledelim. Bu dersimizin son sorusu ise şu şekilde olsun. Bu da basınçlarla ilgili. Arkadaşlar, bu sorularla akışkanlar mekaniğinde karşılaşacaksınız. Tabii çok daha ayrıntılı şekilde soruyu çözeceksiniz. Burada biz basit olarak bilmeniz gereken kadar soruyu değerlendireceğiz. Şimdi şurası suyla dolu. Burası bir havuz. Havuzun da bir kapağı var. Şu kapak. Ve şuradan mafsallı. Yani bu mafsal noktasında bu kapak sağa sola hareket edebiliyor. Bu kapağa dışarıdan bir F kuvveti etki etmiş. Kapak açılmasın diye. F kuvvetinin tam yeri de mafsal noktasından 3 metre aşağıda. Bu kapağın yüzey alanı 24 metrekare olarak verilmiş. Ve suyun etkili basınç, pardon, suyun etkili kuvvet F'si olarak gösterilse. Bu hem basınç olarak su buraya etki eder hem kuvvet olarak. Burada F su kuvveti verilmiş. Tam şu noktaya etki etsin denmiş. Ve tabanla kuvvet arasındaki uzaklık 2 metre olarak verilmiş. Şimdi şurada bir bilgi vereyim. Şu 2 metre uzaklığını arkadaşlar, yani F su kuvvetini etki ettiği noktayı
akışkanlar mekaniğinde güzelce göreceksiniz ve bu 2 metreyi siz hesaplayacaksınız. Ama bu dersimizde hazır olarak bu size verilecek. Yani suyun etki ettiği kuvvetin değeri hem akışkanlar mekaniğinde ayrıntı olarak hesaplanacak hem şu 2 metre değeri nasıl hesaplanıyor gösterilecek. Ama biz size bu 2 metrelik kısmı hazır olarak vereceğiz. Suyun yoğunluğu da 1000 kilogram bölü metre küp olsun. Tabanın gösterimini 1 ile ele alalım. Yüzeyi de 0 ile ele alalım. Sorumuz ne? Kapağın açılmaması için F kuvveti nedir? Arkadaşlar F su, P ortalama çarpı A'ya eşit. Dediğim gibi akışkanlar mekaniğinde bunun ayrıntısına gireceksiniz ama şu formülü ben size veriyorum. Bunu bilin. Böyle bir soru çıkarsa suyun kuvvetinin P ortalama çarpı A olduğunu bileceksiniz. P ortalama basıncı ise basınç değişim bölü 2'den hesaplanacak. Şu bilgileri ders kapsamında şimdi size veriyorum. Bunları not edin. Bir noktasına bakarsak arkadaşlar burada basınç farkını al diyor. Basınç farkı nedir? Tabanla yüzey arasındaki fark. Bir noktasındaki basıncı bugün çalıştık. P0 artı rho g h. P0 atmosfer basıncı yüzey atmosfere açıksa. Tamam açık. P0 artı yoğunluk ne? Sıvının yoğunluğu 1000 kilogram metreküp. Yer çekimi mesi 9.81 metre bölü saniye kare. Yükseklik ise 6 metre. Bak 6 metre verilmiş. Dikey yükseklik. Dikey yükseklik çok önemli. P0 artı 58.860 Pascal P1 olarak elde edildi. P1 için bu. Yüzeye gelelim. Yüzeyin indisi 0. O zaman P0 basıncı tabii ki P0'a eşit olacak. Yüzey için basınç bu. Basınç farkı ne? P1 eksi P0 basınç farkı. Yukarıda P1'i P0 artı 58.860 Pascal bulduk. Eksi P0 yani P0'lar yani atmosfer basıncı birbirini götürüyor. Elimizde gösterge basıncı kaldı. Bunun adı etkin basınç veya gösterge basıncıydı. Basınç farkı da 58.860 Pascal olarak karşımıza çıktı. Ortalama basınç ne? Basınç farkı bölü 2. Demek ki P ortalama arkadaşlar bu kapağın tam ortasına etki ediyor. Dediğim gibi akışkanlar mekaniğinden neden öyle olduğunu göreceksiniz. Tam ortası yani 3 metre, yüzeyden aşağı 3 metreye P ortalama etki ediyor. O da 29.430 Pascal. Suyun uyguladığı kuvvet P ortalama çarpı A idi. 29.430 Pascal çarpı 24 metrekare yüzey alanı. 706.300 Newton'luk bir su kuvveti var. Arkadaşlar. Bu suyun uyguladığı kuvveti bulduk. Buradaki F kuvveti bizden soruluyor. F kuvveti bu kapağı mafsal noktasında şu yönde döndürmeye çalışıyor. F su kuvveti ise bu kapağı mafsal noktasında şu yönde döndürmeye çalışıyor. Yani birbirinin tersi yönde iki kuvvet var. Buradaki F kuvvetini bulmak için mafsal noktasına göre moment almamız gerekiyor. Denge durumunda yani kapak hiç açılmasın. Böyle dengede dursun. O zaman mafsal noktasına göre yani dönme noktasına göre moment alacağız. Mafsal noktasına göre momentler sıfır olacak. Ne var? F su çarpı 4 metre. Bak. Mafsal noktasına olan uzaklık ne? 6 eksi 2. Burada 4 metre. F su çarpı 4. Buradaki F'nin mafsal noktasına olan uzaklığı 3 metre. Tamam. O zaman F su çarpı 4 metre eksi F çarpı 3 metre eşittir. Sıfır denge durumunda F kuvveti 942 bin Newton veya siz bunu 942 kilo Newton olarak da yazabilirsiniz. Demek ki dışarıdaki kuvvet 942 kilo Newton ise bu kapak açılmayacak. Teorik olarak hesabımızı bu şekilde yapabiliriz. Tabii bu sızdırmaz bir kapak. Buradan su sızmıyor. Ve dediğim gibi F su kuvvetinin hesabıyla şuradaki 2 metre hesabını ayrıntısı akışkanlar mekaniğinde bize karşınıza çıkacak. Bu derste şu F su kuvvetinin dikey uzaklığı tabandan olsun, yüzeyden olsun size verilecek. Bilmeniz gereken eşitlikler bunlar ve yaklaşım bu şekilde bu kapak problemleri için. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Hem kaldırma kuvveti hem basınç için bilmeniz gereken temel bilgiler bunlar. Bu bilgilerin üzerine ayrıntılı bilgileri termodinamikte, akışkanlar mekaniğinde, ısı transferinde ve diğer derslerde göreceksiniz. Bu temel bilgileri bildiğiniz an diğer yeni bilgileri
rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Onun için bu kısmı güzelce tekrar ediniz. Evet, soru yoksa yoklama alıp dersimizi bitireceğiz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Final için konular vizeden sonraki konular mı olacak? Ben ayrıntılı bir iki gün içinde Ege Ders'te bildireceğim. Yani Ege Ders içine yazacağım, oradan güzelce okursunuz.